olacak gibi. Efendim. Duygularınızı alabilir miyiz? Çok canlı yayındayız efendim. Ya duygularımız beraberce güzel bir kurultay olsun. Eyvallah. Partimiz için güzel olsun. İnşallah Türkiye'nin geleceği için, Türkiye'nin demokrasi adına çok isabetli tüzük kararları alacağımız bir kurultay olsun. Yani o yönde de beklentimiz var. Yapıldı. Yani, Sivas'tan başladı. Aslında, 3 günde sürecek. Evet. Yani sadece 4 Eylül'den bu zamana değil, illerde yaklaşık 3 aydır hatta 4 aydır süren danışma kurulları ve çalışmalar var. Bugün onun sonucu, yarın öbür gün ve daha sonraki 6 ay boyunca olacak olan parti programı sürecini tüzükten daha fazla önemsiyorum şahsen. İnşallah hem kurultayda çok demokrasimize katkı sunacak, parti içi demokrasimize ve bütün partilere örnek olacak bir kurultay, tüzük kurultayı olsun. Ama esas dediğim gibi parti programımız 6 aylık dilimden sonra inşallah Türkiye'nin belki de geleceğin bir çeyrek yüzyılını tarifleyen özgün bir parti programı olsun. Temennimiz o yönde. Güzel bir gün olacak eminim. Umarım dediğiniz gibidir. Bizdeki değişim halinin ya da rüzgarının dediğiniz partiye de yansımış olduğunu sizden duyuyorum ama umarım olur, olması iyidir Türkiye demokrasi için. Tabii bizdeki demokrasi değişimi süreçleri şu anda aslında devam eden bir şey. Biz öyle bir hedef koymuştuk geçen sene. İlk kurultayımızda bir adım atıldı. Onun sonuçlarını 31 Mart'ta elde ettik. Şimdi bunun bir başka aşaması tüzük kurultayı. Bu da her şeyin sonucu değil. Şimdi önümüzde partinin programı hazırlanacak. 2008'den bu yana yapılan ilk program olacak. Ben önümüzdeki çeyrek yüzyılın Türkiye'sini tarifleyecek bir program olmasını diliyorum. Tabii o programla birlikte farklı talepler, değişiklikler olursa yine toplanırız. Biz bir araya gelmeyi ve partimizin önümüzdeki 25 yılın iktidarı olmasını istiyoruz. Demokratik, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı zamanda kapsayıcılığıyla, kalkınmasıyla, teknolojide atacağı güçlü adımlarla, dünyanın en çağdaş, en ileri düzeydeki eğitim politikalarıyla, her yönüyle savunma sanayisinden tutun doğayı koruyan ve geleceği güzelleştiren, iklim değişikliğiyle mücadele eden bir Türkiye var etme konusunda bir program yazmak istiyoruz. O beni daha çok heyecanlandırıyor. Bugün de o söylediğim bu değişim sürecinin önemli bir adımı, kilometre taşlarından birisi. Sonuçta derseniz ki değişim ne zaman sonuçlanacak? Bir dahaki genel seçimde Türkiye'de değişimi sağladığımızda sonucuna erişmiş olacak. Ondan sonrası artık değişim değil, bir kalkınma ve hem de böyle sıçrayarak kalkınma dönemi olacak. Yani o tarif her tarif olabilir ama ben böyle yerinden sıçrayan bir kalkınma dönemi diliyorum Türkiye'miz adına. Biz hem önceki dönem genel başkanımıza çok saygı duyuyoruz, hem şu andaki genel başkanımız Sayın Özgür Özel'e çok inanıyoruz. Bugün çok güzel bir kurultay olacak. Teşekkür ederim. Her zaman yan yanayız. İki Cumhurbaşkanı aday adayı olarak ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Biz her zaman yan yanayız. Kurultayımız, partimiz hayırlı uğurlu olsun. Sevgiyle kalın. Tüzük kurultayı olsun ama esas dediğim gibi parti programımız
6 aylık dilimden sonra inşallah Türkiye'nin belki de geleceğin bir çeyrek yüzyılını tarifleyen özgün bir parti programı olsun. Temennimiz o yönde. Güzel bir gün olacak eminim. Ben olumlu olacağını düşünüyorum. Çünkü büyük bir heyecan var gördüğünüz gibi. İnşallah iktidar olunacak. Bir değişim görünüyor. Ben bu hafta Sivas'taydım. Orada da gördüm. Gerçekten vatandaş zor durumda ve bir çare arıyoruz. Çare de inşallah bu tüzük kurultayı, arkasından da yapılacak program kurultayı sonunda herhalde iktidara yönelik güzel mesajlar çıkacak. İmamoğlu değil, Sayın Kılıçdaroğlu'na da açılan dava var. Ben bunların siyasi olduğunu düşünüyorum. Hatta daha önceki dönemde Sayın İmamoğlu hakkında böyle bir dava söz konusu olduğu zaman o zamanki genel başkanımıza şunu söylemiştim. Gerekirse hepimiz birden bırakalım, bir tepki gösterelim diye. Çünkü artık siyasete yargının müdahale etmesi kabul edilebilir bir şey değil. Son günlerde yapılan açıklamalara bakarsanız yok onandı, onanmadı gibi normalde hukuk sistemimize hiç yakışmayan konuşmalar yapılıyor. Televizyonlarda bunlar konuşuluyor. Ben aynı zamanda bir hukukçuyum. Bugün Yargıtay'ın hangi kelimelerin hakaret, hangilerinin olmadığı konusunda çok kararları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var. Bu davanın görülüyor olması bile hukuk sistemimiz açısından utanç verici. Kendisinin ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun sonuna kadar yanında olacağız. Tüzük de çok önemli yenilikler oluyor. Özellikle parti içi demokrasinin güçlendirilmesi ve yeni bir üyelik mimarisinin oluşturulması açısından uzun süredir bir çalışma süreci içerisindeydik. Yıllara sahip bir çalışma yürütüldü. Ve daha önceki son kurultayımızda biliyorsunuz hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem Sayın Özgür Özel'in bu sözleri vardı. Kadınlara, gençlere daha çok yer vereceğimiz, aday tespitinde daha çok üyemize soracağımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni önümüzdeki yüzyıla hazırlayacak bir tüzük sözü vermiştik. Ve şu anda da gerçekten de hem aktif üyeliği tekrar tanımlayan ve parti içi demokrasiyi güçlendiren bir tüzük önerisiyle genel merkezimiz kurultayımıza geldi. Umuyorum ki bu tüzük önerileri tabii burada da değerlendirilecek ama güçleneceğimiz, iktidar adımlarını daha güçlü atacağımız, Türkiye'ye daha umut vereceğimiz bir kurultay olacak ve iktidar yolunda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Genel başkan %15 kontenjan kullanmıyor. Tam tersine mevcut tüzükte %15 kontenjan kullanabileceği hükmü var. Bu hükümden hareketle genel merkez ve genel başkan bunun nasıl kullanılacağını tarifliyor ve hükme bağlıyor. Yani kendi yetkisini asa devretmiş oluyor. Diyor ki 1/3'ünü mevcut milletvekillerinden kullanacağız. 1/3'ünü kadın kollarından ve gençlik kollarından, 1/3'ünü de örgütten. Çünkü bütün bu dengeleri kurmak zorundasınız. İşte bunun için o kontenjanlar kullanılıyor. Ama daha öncekinde olduğu gibi benim %15'im var, bunu kullanırım, nasıl değerlendiriyorsam demiyor. Tam tersine nasıl kullanacağını tarifliyor ve yetkisini bir ölçüde devretmiş oluyor. Dolayısıyla bunu çok önemli bir demokratikleşme adımı olarak görmek gerekiyor. Bakın bunu yapmazsanız eğer kadınların önünü açacağız. Gençleri daha çok siyasette yer bulmalarını sağlayacağız. Bölge dengelerini sağlayacağız. Meslek dağılımlarını sağlayacağız. İktidara güçlü adımlarla yürüyeceğiz. Çok güçlü bir meclis grubu oluşturacağız sözünüz yerde kalır. Siz oradan elinizi çekmiş olursunuz. Genel merkez bu adımı atarak aslında kendini bağlıyor ve daha demokratik bir tüzüğe dönüşüyor tüzüğümüz. Bu sadece tüzük kurultayı değil, ikinci yüzyılın değişim kurultayını başlatıyoruz biz. Elbette bu 3 günlük mesaimiz çok yoğun geçecek. Bugün tüzük maddelerimizi konuşacağız. Tüzük maddelerimiz bittikten sonra programımıza yönelik çalışmalar yapacağız. Ona ilişkin çalışmalarımızı çok daha önemsiyoruz. Tüzük bizim iç hukukumuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en ücra köydeki üyesinden genel başkanına kadar herkesin iç hukukunu düzenleyen, parti hukukunu koruyan bir metin elbette. Bunu çok önemsiyoruz. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi iktidar yürüyüşünü başlatmış bir siyasi parti. Ve bu iktidar yürüyüşünde tüzüğün araç
amacın ise iktidar olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu amaca giden her şeyi biz en demokratik, en katılımcı yolla yapmaya çabalıyoruz. Yani siz bana tüzük kurultayında, kurultayın tek kelimeyle söyleyin derseniz katılımcılık derim. Ancak yarın ve sonraki gün yapmayı planladığımız program çalışmalarını çok daha fazla önemsiyoruz. Çünkü onlar bizim için bir hükümet programı oluşturma provası olacak. O yüzden oradaki çalışmaları, adalet, demokrasi, ekonomi, dönüşüm, yeşil çevre, biz bunlara ilişkin delegasyonumuzun görüşleri doğrultusunda parti programımızı güncellemeyi planlıyoruz. Dolayısıyla o günler de çok kıymetli. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde ne değişecek beklentisi çok yüksek. Dün tüzük hazırlık komisyonumuz son toplantısını gerçekleştirdi. Raporumuzu oluşturduk. Oluşturmuş olduğumuz raporumuz oy birliğiyle kabul edildi. Tüzük hazırlık komisyonumuzun üyeleri il başkanlarımız. Biz bunu şöyle önemsedik. Bu metin, değişiklik metni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin elindeki hukukçulardan çıkmamış. Ancak il örgütünden gelmiş bir metin. O yüzden bu metinleri bir araya getirirken il başkanlarımızın, yani doğrudan tüzüğün uygulayıcılarının orada olması bizim için kıymetliydi. Ve böyle bir oluşum içerisine girdik. İl başkanlarımız komisyonumuzun üyesi oldular ve orada metin üzerinde ezdik, büzdük, eleştirdik, tartıştık, çıkarttık, ekledik. Bir sürü değişiklik yaptık ve en nihayetinde bir rapor haline getirdik. O raporu da oy birliğiyle kabul ettik. Beklentinin yüksek olduğunun farkındayız ve biz bu beklentileri karşılayacağız. Birkaç kişi ön seçim yapılmayacakmış gibi sorular sordular biraz önce. Öyle bir şey yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sandık sözü verdi ve biz o sandık sözünü yerine getiriyoruz. Türkiye 81 ilden oluşan geniş bir coğrafya. Bu coğrafyanın tek bir altın anahtarı yok ki her kapıyı açsın. O yüzden her seçim çevresinin kendi özelliklerine göre karma bir sistem. Ama bu sistemi nasıl belirlediğimizi soracak olursanız il örgütümüzün görüşü doğrultusunda. İl örgütümüz bize derse ki hakim denetiminde ön seçim, elbette. İl örgütümüz bize derse ki örgüt denetiminde ön seçim, elbette. Örgüt denetiminde ön seçimi şöyle önemsiyoruz. Şunun taahhüdünü veriyoruz önce, onu söylemek isterim. Örgüt denetiminde ön seçimde sandık sonucundan ne çıkarsa biz ona uyacağız. Parti meclisinin kararı bir tespit kararı niteliğinde olacak. Ama örgüt denetiminde ön seçime giderken kurallarını baştan koyduğumuz bir örgüt denetiminde ön seçim olacak. Nedir bu kurallarını baştan koyduğumuz örgüt denetiminde ön seçim? Kadını, genci, dezavantajlı grubu önceleyen, o seçim çevresinin demografik yapısı, yaş durumu, cinsiyet durumu, meslek durumu, ihtiyaç durumunu kapsayan bir kurallar bütünü aslında örgüt denetiminde ön seçim. Antalya'dan bir örnek verelim. Antalya Doğu ve Batı diye coğrafi olarak bölünmüş bir il, geniş bir coğrafya. Doğu ve Batı'nın temsil edilmediği, meclis çatısının altında temsil edilmediği Antalya eksik kalan bir Antalya olur. O yüzden biz Doğu'nun da Batı bölgesinin de temsil edildiği, hakkının korunduğu, kurallarını önden koyduğumuz, sandıktan çıkan sonuca da uyacağımız, taahhüt ettiğimiz bir örgüt denetiminde ön seçim. Bunu yaparken ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve yüksek seçim kurulu modellemesinde oluşacak ilçede, ilde ve genel merkezde seçim kurulları olacak ve bir denge denetleme mekanizmasını kurmuş olacağız. O yüzden örgüt denetiminde ön seçim çok kıymetli. Biz bunun provasını 31 Mart'ta yaptık. 199 seçim çevresinde örgüt denetiminde ön seçim yaptık ve başarıya bizi götüren adımlardan birini bu şekliyle atmış olduk. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyan, başarıya götüren adımı da örgütümüzle birlikte atacağız inşallah. O eleştirileri şöyle çok haklı bulmam. Çünkü bu bir kesintisiz kontenjan değil. Her seçim çevresinin milletvekili sayısıyla da sınırlanan bir kontenjan. Yani Türkiye için bir yüzdelik dilim var. O yüzdelik dilimi de yine o seçim çevresinde ki milletvekili sayısının yüzdeliğiyle sınırlayan bir kontenjan var. Yani Ankara'nın birinci bölgesinin kullanılacak kontenjan sayısının en fazla 2 olmasını öngörüyoruz biz. 2'den fazlasının haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Çünkü elbette örgütümüz, üyemizin iradesinin yansıtılması gerektiğini değerlendiriyoruz. Kontenjanı da şöyle kıymetli buluyoruz elbette. Türkiye Büyük Millet Meclisi ihtisas komisyonlarının olduğu, yasamanın gerçekten yasama faaliyetinin ciddiyetle yapılması gereken bir yer. Burası, biz parlamenter sistemi savunuyoruz. Parlamenter sisteme yeniden döneceğimizi taahhüt ediyoruz. Dolayısıyla meclisin
çatısı, o çatının altındaki nitelikler çok kıymetli bizim için. Bu sebeple o kontenjanların ihtisas alanları için kullanılmasını öngörüyoruz. Ona bir kısıt daha getiriyoruz. Ayrılan kontenjanı hem seçim çevresine kısıtlıyoruz hem de 1/3'ünü il örgütüne, 1/3'ünü kadın ve gençlik kollarına, kalan 1/3'ünü de milletvekili meclis grubuna, ihtisas alanlarına ayırıyoruz. Yani aslında baktığınızda kısıt var, onun kısıtı var ve bir onun kısıtı daha var. O yüzden hani şu cümle doğru bir cümle değil, istediklerini vekil yapacaklar. Öyle bir şey yok. İhtiyaç neyse o kişi vekil olacak. Örgütte kimin karşılığı varsa o kişi vekil olacak. Üyeye kim hitap ediyorsa o kişi vekil olacak. Halka kim hitap ediyorsa o kişi vekil olacak diyebilirim. 4 Eylül'de Sivas'ta başladığımız 2. yüzyıldaki değişim kurultay sürecimizde bugün tüzüğün ilgili maddelerinin değişimiyle ilgili görüşmeleri gerçekleştireceğiz. Aslında kurultayımız yarın ve bir sonraki günde devam edecek. Bugün üzerinde 81 il başkanımızın, 3 parti meclis üyemiz ve 2 milletvekilimizden oluşan komisyonun oy birliğiyle uzlaştığı metni genel kurulun, kurultay delegelerimizin bilgisine sunacağız, onayına sunacağız. Bu konuyla ilgili önemli değişiklikler var. Üye yazımdan, aday belirleme yöntemlerine, disiplin kurullarından partinin örgüt ve yönetim yapılanmasına kadar pek çok konu başlığı altında dijital devrimi, partinin mahalle delegasyonundan her konuda sürecin içine katmaya dönük yeni gelişmeler var. Son derece heyecanlıyız. Çok başarılı bir kurultay olacağını görüyorum. Çünkü alınan kararların tamamı 6 aydır tartışıyoruz. Yerel seçim bittiğinden beri ilçe danışma kurullarımızda, il danışma kurullarımızda, parti meclisinde, milletvekili grubumuzda, artı son hafta içinde Ankara'da 3 kez il başkanlarımızın, 3 kez de komisyonun yaptığı toplantı sonrasında üzerinde mutabakata vardığımız ve bütün il örgütlerin anlaştığı metinleri bugün genel kurulumuzun, kurultayımızın iradesine sunacağız. Tabii tüzüğün bazı maddelerinde yapılan değişiklikle birlikte gençlerin ve kadınların siyasette yer almasının önü açılıyor. Daha da etkin hale geliyor. Kademeli bir geçiş öngörülüyor. Yani 4 kurultaydan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün organlarında kadın ve erkek sayısı eşitlenecek. Yine burada önemli bir değişiklik oldu. Gençlik kotamız vardı, 18-30 yaş. Onu 18-25 yaşa çektik. Şimdi artık 18-25 yaş grubunun içinden de %10'luk bir kontenjan hakkı tanınmış oldu. Onun ötesinde 31 Mart sonrasında bütün Türkiye'de yayılan Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti olmamızı sağlayan değişim iradesine milletimizin verdiği büyük bir destek vardı. Bu destek bizim aslında bir biçimiyle de yolumuzu ve yörüngemizi de belirliyor. Buradan artık geriye adım atmamız mümkün değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki bütün seçimlerinde çok daha fazla genci, çok daha fazla kadının milletvekili olarak, belediye başkanı olarak, meclis üyesi olarak, kurullarda, organlarda yönetici olarak olunduğunu göreceğiz. Daha genç, daha kadın ve genç ağırlıklı bir yönetim yapılanmasına doğru partimiz hızla geçiyor. Evet, delegelerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. İkinci yüzyıl değişim kurultayındayız. Hem tüzüğümüzü örgütümüzle birlikte, delegelerimizle birlikte gözden geçireceğiz. İç hukukumuzu yeniden düzenleyeceğiz. Eksik yanlarını hep birlikte oy birliğine varan bir oranda yeniden düzenleyeceğiz. Sonra da program kurultayının başlangıcını başlatacağız. 7'sinde ve 8'sinde. Cumhuriyet Halk Partisi ikinci yüzyıla yeni bir programla, köklerinden aldığı ilhamla, o enerjiyle ikinci yüzyıla programını da değiştirmiş olarak gelecek. Biz bu kurultaya giderken genel merkezde bir hazırlık yapıp örgütün önüne falan koymadık. Mahallelerde başladı. Mahallelerde tartışıldı, konuşuldu, öneriler yoğruldu. İlçelere, ilçelerden illere geldi. Sonra genel merkezde 81 il başkanımızla birkaç kez toplantı yaptık. Ardından tüzük komisyonumuzu tam 3 kere topladık. Milletvekili grubumuzla saatlerce konuştuk. Parti meclisini topladık ve son şeklini verdik. Şunu söyleyebilirim. Bu tüzük örgütün tüzüğüdür. Örgüt kendi önermiştir. Mahalleden başlamak suretiyle en üst kademeye kadar örgütün her kademesinin görüşü alınmıştır. 10 binin üstünde görüş ve öneri gelmiştir. Bunun aynılaşanlar, benzeşenler bir yerde toplanmış ve sonuç haline getirilmiştir.
Şimdi bu kurultay çok önemli. Sadece TÜİK kurultayı olarak değil, aynı zamanda program kurultayı, içeride yapacak çalıştaylar, sosyal entelektüel çalışma grubunun burada olması açısından hem Türkiye'de vereceğimiz mesajlar hem de uluslararası vereceğimiz mesajlar önemli. TÜİK değişikliği de şu açıdan önemli. Biz partimizi yerel seçimlerde halkımız birinci parti olarak görev verdi. Şimdi bunun iktidarla kalıcılaşması için de yine bu TÜİK kurultayla bazı değişiklikler yapmamız gerekir. Dolayısıyla değişen maddelerdeki özellikle genel merkezin önergelerinde bu hassasiyeti, yani partiyi birinci parti yapma yönündeki hassasiyeti görmüş olacağız. Üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Örgütümüzle bir kez daha danışıyoruz. Onlarla bir kez daha tartışıp yeni bir TÜİK düzenlemesi yapacağız. Dolayısıyla iktidara gitmeden önce de kendi yasamızdaki, anayasamızdaki son değişiklikleri de yapmış olacağız. Daha demokratik ve daha işlevsel bir TÜİK olacak, daha fonksiyonel bir TÜİK olacak. Sadece üyelerimizin değil, Türkiye'deki yurttaşlarımızın da görüşlerini, katkılarını alabilecek bir düzenlemeyi hep birlikte yapıyoruz. Dijital katılım, demokratik katılımla ilgili düzenlemeler var. Partimiz bunu altyapısında hazırlamış durumda. Bu da partiye çok büyük zenginlik katacaktır. Evet, bugün sonunda o gün geldi. Uzun süredir hazırlık yapıyoruz. Diğer MYK üyelerimiz de, birçok örgüt temsilcimiz, il başkanlarımız uzun bir süredir bir hazırlık içindeler. Biz bu kurultaya ikinci yüzyıl değişim kurultayı dedik. Sadece bir TÜZÜK kurultayı değil bizim için. Öncelikle TÜZÜK'ümüzde bir değişiklik yapacağız. Arkasından da program çalıştayımızı gerçekleştireceğiz. Bundan iki gün önce Sivas'ta başladık. 4 Eylül partimizin aynı zamanda ilk kurultayı olarak büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün saydığı üzere ilk kurultayı olarak gördüğümüz Sivas Kongresi'nde başladık. Sivas Kongresi'nin 105. yılında Sivas'tan başladık ve bir iktidar yürüyüşünü Sivas'tan Ankara'ya başlattık. Buraya geldik ve buradan sonra da 9 Eylül'de partimizin kuruluş yıl dönümünü, 101. yılını kutlamış olacağız. Resmi kuruluşundan itibaren 101. yıl olmuş olacak. Bu arada TÜZÜK'te önemli bazı değişiklikler yapmayı düşünüyoruz. Birincisi, şimdiye kadar ittifak halinde ön seçim yapılmaz diye bir madde vardı. Son TÜZÜK kurultayında bu gerçekleşmişti. Bu maddeyi kaldırıyoruz ve onun yerine örgüt denetiminde ön seçimi yaygın olarak uygulayacağımız, aynı zamanda bu sandığı koyacağımız ve kadın ve gençlik kotasını, kontenjanını ciddi bir şekilde arttırdığımız, kadın ve gençlik kollarının yetkilerini ve gücünü arttırdığımız bir sürece giriyoruz. Bununla birlikte çeşitli beklentiler vardı hem kamuoyundan, hem partinin içinden, hem örgütümüzden. Bu beklentilere karşılık olarak dönem sınırlaması gibi bazı konular gündeme gelmişti. Aynı şekilde dijital demokratik katılım sözünü vermiştik. Artık bunun altyapısını hazırlamış olduk. Artık üyelerimiz, örgütümüz, kurultay delegelerimiz yalnızca kurultaydan kurultaya, kongreden kongreye oy kullanan kişiler olmayacak bizim için. Onların görüşlerini biz şimdiye kadar danışma kurullarında alıyorduk. Ama belli aralıklarla toplanan kurullar bunlar. Veya yönetim kurulu üyesi olmadığınız zaman bir üye olarak partiye nasıl katkı veririm diye sorduğunuz zaman bunların hepsine cevap veren bir sistem hazırladık açıkçası. İkinci olarak da program kurultayının bir başlangıcı niteliğinde bir çalıştay yapacağız. Aynı zamanda Sosyalist Enternasyonel'inde bir komite toplantısı burada gerçekleşecek. Delegelerimiz burada 4 temada hem Türkiye'deki sorunları tartışacaklar, buna karşılık gelen dünyadaki 4 temayı tartışacaklar ve dünyada Türkiye nerede olmalıdır? Ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Türkiye'yi dünyada nereye taşımalıdır? Bunu tartışacaklar ve aynı zamanda bunun yöntemini de tartışacaklar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler bir katılımcı süreç tarifliyoruz. Ve o katılımcı süreçte ilk başta delegelerimizin fikrini alarak, devamında sivil toplum örgütlerinin, uzmanların, akademisyenlerin danışacağımız veya fikrine özellikle kıymet vereceğimiz birçok insanın ve özellikle de tabii ki halkın, vatandaşlarımızın fikrini alacağımız bir süreç başlatıyoruz. Bu bakımdan çok heyecanlıyız ve bizim için değişim sadece kişilerle ilgili değil demiştik, öyle olmayacak demiştik. Gerçekten de değişimi burada başlatarak ve katılımcılığı bambaşka bir şekilde uygulamaya geçirerek hareket ediyoruz. Bu bakımdan heyecanlıyız. Bundan sonra neler değişecek? Önce onu söyleyeyim. Bundan sonra aslında bizim çalışma yöntemimiz de değişecek. Ve bizim stratejimizi oluşturan, tabii ki temel ilkelerimiz var. Altı okumuz var, temel ilkelerimiz, sosyal demokrasi, Atatürkçülük. Bunlara hiçbir şekilde dokunmayacağız. Ama aynı bizim büyük önderimiz, bundan bir asır önce Türkiye'ye ve dünyaya dair bazı öngörülerde bulundu, bir vizyon çizdi. Zamanında ya
gerek de yok, bu kadar da abartmasak mı diyenlere rağmen 100 yıl sonrasını, belki de çok daha uzun bir süre sonrasını tarif etti Türkiye Cumhuriyeti için. Bir vizyon ortaya koydu. O yüzden onun devrimciliğiyle, onun öngörüsünü örnek alan bir mantıkla diyoruz ki dünya bazı şeyleri tartışıyor ve Türkiye bundan geri kalmamalı. Türkiye kendi gündemine sıkışıp kalmamalı. Veya Türkiye Cumhuriyeti, bugün daha yeni bir gelişme, iki günlük bir gelişme. Türkiye Cumhuriyeti bir kuruluşa, bir uluslararası örgüte aday oluyorsa, üye olmaya başvuru yapıyorsa bu gizli saklı olmamalı. Bütün dünya o örgütün ne getireceğini veya getirmeyeceğini tartışırken. Avrupa Birliği'nin bazı tartıştığı meseleler var. Dünyada bazı gerilimler var. Biz bunların dışında kalamayız. Biz sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde o günün bize dayatılan gündemini konuşur pozisyonda olamayız. Bu benim için çok önemli. Aynı şekilde 31 Mart'tan önce hatırlarsınız belki, biz çok sayıda genç ve kadın aday gösterdik. Ve o zamanlarda bir kısım genç adaya çok tecrübesiz dediler. Bir kısım kadın adaya aslında başka daha iyi erkek adaylar vardı dediler, kazanamaz dediler. AKP'den aldığımız birçok ilçeler oldu. Ve 31 Mart bir kere geçtikten sonra bütün o eleştiriler bir kenara ayrıldı. Ve birçok kişi, ben de çok mutlulukla takip ettim, bizim kadın belediye başkanlarımızı, genç belediye başkanlarımızı fotoğraflarını paylaştılar mutlulukla. Ve dediler ki ya Cumhuriyet Halk Partisi ne güzel genç kadın adaylar göstermiş. Demek ki olabiliyormuş. Demek ki bu engellere takılmadan bir iş yapılabiliyormuş. Şimdi bizim amacımız bu. Bu kontenjan derken %15'lik bir kontenjan. Şunu söyleyeyim, daha önce kaçtı? %100'dü. %100'den %15'e geldik aslında. Ve %15'inde nasıl kullanılacağı belli. Açıkça tarif edilmiş durumda. Yani %5'inin gençlik ve kadın kollarına kullanılması, bunların önemli bir kısmının seçilecek yerden olma garantisi. Ben şuna çok eminim. 1954'te kurulmuş olan gençlik kollarının büyük bir zaferidir, büyük bir kazanımıdır. Daha doğrusu delegelerimiz bu şekilde takdir ederse öyle olacaktır. Aynı şekilde kadın kollarımızın da öyle. Bugüne kadar başka partilerden kadın kolları genel başkanlarının, gençlik kolu genel başkanlarının veya bir takım yöneticilerinin milletvekili olduğunu gördük. Bizim partimizde şimdiye kadar bu gerçekleşmedi. O yüzden artık bunun için zamanıdır diyoruz. Sadece genel başkanlarının değil ama uygun görülen temsilcilerinin orada temsil edilmesi önemli. Aynı şekilde meslek kotalarının coğrafi adaylık bölgesine göre coğrafi dağılımların da uygun bir şekilde gerçekleşebilmesi için bu gerekli bizim için. Ama bu şu demek değil, biz yaygın bir şekilde sandık kuracağız, sandığı ortadan kaldırmayacağız, ittifak yaptık diyerek %100'lü merkez yoklamasıyla kullanmayacağız. Bu kayıt altına alınmış oluyor tüzükle birlikte. Ve bu hem coğrafi hem mesleki dağılımı şu şekilde görmek lazım. Biz aslında şu anda iktidara hazırlanıyoruz. Genel başkanımızın söylediği gibi, Özgür Özel'in söylediği gibi CHP değişirse Türkiye değişir demişti. Biz şu anda Türkiye'yi değiştirmeye geliyoruz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyon başkanlarımız bizden olacak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden olacaklar ve her bir komisyonda hem üye dağılımı açısından hem komisyon başkanlıkları açısından bu tecrübeye dikkat ederek daha önce parlamentoda bu deneyimi yaşamış ya da bu tür uzmanlıkları olan parlamento dışında olan milletvekilleriyle hareket etmek zorundayız. Bütün bunları birleştirdiğimiz yerde aslında biz en fazla sandığı nasıl kurarız ve seçim öncesi o aday belirleme günleri geldiğinde ya ön seçim yapılamaz hakim denetiminde çünkü orada böyle böyle bir denge var diyen yine aynı arkadaşlar oluyor bazen. Bunları engellemek için olabildiğince fazla sandık kurabilmek için bir çaba içindeyiz. Eleştirilere de yanıtım budur. Ben şu açıdan umutluyum. Yani %50 eşit temsil için bir takvim planladık. Bu ilk kez oluyor. Daha öncesinde maalesef bu partide %20-25'lik kotalar vardı. Daha öncesinde hiç yoktu bile. Ve ben partiye girdiğimden beri, 2010 yılından beri çok ciddi bir şekilde kadın temsilinde bir artış gerçekleşti ve bu kotaların beğenin ya da beğenmeyin ama gerçekten yardımcı olan bir gücü var. Hem kadınlara hem gençlere ve hakkımız olan aslında kota değil eşit temsil diyoruz.
Fakat bu eşit temsile geçiş yolunda uygulanabilir olması için birçok yerdeki gerçekliği de veya üye sayısını, potansiyel aday sayısını gözeterek kademeli bir geçiş öngörüyoruz. Ama hedefimizi ilk kez tüzüğümüzde %50 olarak eşit temsil olarak koymak üzereyiz. Bu bakımdan da ayrıca heyecanlıyız. Öncesi hazırlıklar vardı. Genel Başkanımızın kurultayda ifade ettiği mutlaka tüzük kurultayını yapacağız diye. Önceki Genel Başkanımız keza aynı şekilde. Bugün de o hazırlıklarımıza delegeler dahil olacak. O heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Bizim açımızdan çok kıymetli, parti açısından. İktidara giden yolda önümüzdeki taşları temizliyoruz şu anda. Hem örgütün talepleri yerine geliyor hem de gelecekle ilgili oluşabilecek engellerin hepsi ortadan kalkıyor. İkincisi bu olağanüstü kurultay tek başına partinin kendine ait maddelerin düzenlemesi değil. Ayrıca de parti programının da ilk günü. Yani yarın itibariyle bugün tüzük kurultayını tamamladıktan sonra yarın itibariyle de parti programına ilişkin çalışmalar yapacağız. Parti programından kasıt ne? Memleketin meselelerine nasıl çözüm bulunur? Yani yurttaşın bugün yaşadığı kaotik hale gelen geçim derdi, sıkıntı hale gelen, artık insanların kendini güvende hissetmediği yargı boyutu, hukuksal boyut başta olmak üzere tüm meselelerin tartışılacağı bir platform oluşturuyoruz. Yani normalde kurultaylar tek bir salondan ibaret olur ama biz ikinci gün 6 salonla bu meseleleri tartışacağız. Bununla da kalmayacak. Üçüncü günde bu sefer uluslararası sosyal demokrat meseleleri tartışacağız. Yani bunun içerisine güvenlik de dahil olmak üzere. Özellikle Sosyalist Enternasyonal'den misafirlerimiz olacak. Onları dinleyeceğiz. Ona ilişkin de bir fikir alışverişinin yapıldığı bir gün olacak. Yani açıkçası bu değişim kurultayı aslında Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi iktidar hazırlığının önemli bir evresi, önemli bir başlangıcı diye tarif edebiliriz. Efendim, Sayın Genel Başkan Özgür Özel de söylüyordu bu kurultayı değişim olarak nitelendirip bu kurultaydan sonra bir değişimin gerçekleşeceğini söylüyordu. Bu kurultaydan sonra neler değişecek, bir değişim görebilecek miyiz? Elbette. Aslında değişim kurultayda başladı. Bizim seçimli olağan kurultayda. Genç bir kadro kuruldu. Bugün 43 yaş ortalamada bir parti meclisi var. Parti meclisinden kasıt nedir? Partinin en önemli karar organıdır. Yani 60 kişilik heyet adayları belirler, parti politikalarını belirler. O dinamik ve genç kadro bugün tüzük maddelerini de yenileyerek aslında iktidarın önünü açıyor. Bu Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişikliği Türkiye'ye nasıl yansır? En basit örneği 31 Mart seçimleri. 31 Mart seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi oldu. O görev ve sorumlulukla o günden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi çalışmalarına devam ediyor. Sokakta Cumhuriyet Halk Partisi, mecliste Cumhuriyet Halk Partisi, her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayan herkesin yanında Cumhuriyet Halk Partisi. Refleksi daha güçlü, olaylara duyarlılığı daha güçlü. O anlamda Cumhuriyet Halk Partisi kendi üzerine düşen tüm görevleri yerine getirmeye çalışıyor. Değişim aslında bu. Değişimi Türkiye'de yapmak, bugünkü 22 yıldır bu ülkede makus talih haline gelen iktidarı değiştirmek en büyük değişim olacak. Sayın Genel Başkanımız aslında verdiği sözlerden bir tanesini daha tutuyor. Son kurultayımızda ilk fırsatta kurultayı toplayacağını söylemişti. Nasıl partiye gençleştireceği sözünü verdiği gibi, nasıl kadınların temsilini artıracağı sözünü verdiği gibi, partimizi birinci parti yapacağı sözünü verdiği gibi şimdi sözlerinden birini daha gerçekleştiriyor ve bugün ikinci yüzyılda da değişim kurultayındayız ve partimizin tüzüğünü konuşuyor olacağız. 81 ilden gelen delegelerimizle, temsilcilerimizle birlikte uzun soluklu bir değerlendirme sürecinin aslında sonucu bu. Biz dijital ortamda tüzüğü değerlendirdik. Sonra delegelerimizle çeşitli danışma kurulları düzenleyerek partimizde geçmişte görev almış her yaştan arkadaşımızla değerlendirmeler yaptık. Bu dünyadaki çeşitli örneklerini inceledik ve bugün de nihai halini vermek için buradayız. İstanbul'dan geliyoruz biz de ve İstanbul'da önce ilçelerimizde biz çalıştık. Biz Ataşehir ilçesi olarak tüzüğü kendi aramızda değerlendirdik. Sonra İstanbul Başkanlığımızda çeşitli değerlendirmeler yaptık. Dijital platformdan önerileri topladı partimiz. Bu doğrultuda birçok süzgeçten geçen tüzüğümüz bugün aslında delegelerimizin oyuna sunulacak. 3 günlük bir çalıştayla, buradan da büyük bir kurultayla aslında sonuçlanacak. Çok heyecanlıyız. Başarılı bir
kurultay olacağından eminiz. Önemli olan burada doğru tartışmalar yapmak, sağlıklı tartışmalar yapmak, kısır çekişmelerden uzak durup partimizi iktidara taşıyacak adımların altyapısını oluşturmak. Bunun için çok kritik buluyorum bu tüzük kurultayı sürecini. Genel merkezimizin de çok iyi bir hazırlığı var. Hep birlikte burada katkı sunarak önümüzdeki süreçte Cumhuriyeti Halk Partisi'ni iktidara taşıyacak, partimizin adayını Cumhurbaşkanı yapacak sürecinde başlangıcıdır. Hep dedik CHP değişirse Türkiye değişir dedik ve şimdi de bu adımlar bir bir yerine getiriliyor. Yani tamamen siyasi bir karar olur eğer böyle içi bir boş bir dava üzerinden karar alınırsa. Ben bu dava ilk gündeme geldiğinde meclis kürsüsünden de söylemiştim. Tekrarlayayım. Akıllarından bile geçirmesinler. Gök kubbeyi başlarına yıkarız. Ya her kurultay Cumhuriyet Halk Partileri için çok değerli. Tüzükte yenilikler var. Şimdi arkadaşlar konuşacaklar. Yani iktidara doğru giderken umarım her şey iyi olur. Değişim, iktidar değişikliği olacak. Cumhur İttifakı gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği bir iktidar gelecek. Vallahi bizim arkadaşlarımızı susturmaya çalışıyorlar. Şimdi düşünün, söylemedim dediği bir kelimeyle ilgili bir siyasi yasak getiriliyor. Bu herhalde Tanzanya'da bile olmaz. Yani hiçbir yerinde bir örneği yok. Bu da aslında hukukun geldiği noktaya götürüyor. Ben öyle bir cezan olma ihtimalini çok görmüyorum. Ama olursa hani zaten tuz kokmuştu, tuzun tuzu kokmuş olacak yani. Hani böyle bir şey olabilir mi yani? Ne olmuş yani? Hani Ekrem Başkanımız Cumhuriyetine, devletine, milletine bağlı, İstanbul'a çok büyük hizmetler veren başarılı bir belediye başkanımız. Ne olmuş yani? Devletin temeline dinamit mi koymuş? Yazıktır yani. Bunların konuşulması, tartışılması bile hukuk açısından, Türkiye açısından zul. Bunların konuşulmaması bile gerekiyor. Ne ilgisi alakası var? Ne demiş de ceza alacak yani? Şimdi öncelikle partimize hayırlı olsun. Taslak üzerinde çalışmalar yapıldı. Son şekli verildi. Bugün de delegelerimizin huzuruna gelecek. Doğal olarak burada da bazı değişiklikler olma ihtimali var. Parti için tabii ki önemli. Hem üyelik şekli, üyelerin görevleri, hem milletvekilliğinde hem yerel seçimlerde aday belirleme yöntemleri gibi gibi bir takım kuralların daha demokratik, daha çağdaş, daha evrensel demokratik kurallara uygun bir şekle dönüşmesi açısından tabii ki yararlı bir çalışma. Umut ediyorum partimizin her kesiminin memnuniyetini kazanacak. Aynı zamanda da bizi ikinci yüzyılda iktidara taşıyacak güçlü, demokratik bir tüzük ortaya çıksın. Tüm arzum bu. Ardından da zaten yarın itibariyle de yeni programın çalışmaları başlayacak. O da mutlaka son derece önemli. Neticede iktidar olma iddiası ortaya koyan bir partisiniz. Türkiye'nin temel sorunları karşısında nasıl bir tavır ortaya koyacağınız yol haritasının ne olacağını belirleyecek bir program çalışması, Türkiye gerçekleriyle, dünya gerçekleriyle örtüşen bir program çalışmasının yapılmasını tabii ki arzu ediyoruz. Bu bizim kendi iç gündemimiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi. Burada da kalmamak gerekiyor. Hemen bu sorunları ya da bu çalışmaları bitirip Türkiye'nin gündemine dönmek gerekiyor. Türkiye'nin gündeminde de birinci derecede yoksulluk tartışmasız ekonomi var. Mutlaka Türkiye'nin çok derin sorunları var ama bir belediye başkanı olarak toplumda sokakta gördüğüm Türkiye'de yoksulluk, Türkiye'de gerçekten hayat pahalılığı,
çok büyük sorun boyutuna geldi. Bunu çok temel yaşıyoruz. Yaklaşık olarak 2,5 milyondan fazla nüfusu olan ve Türkiye'yi temsil eden, Türkiye'nin iz düşümü olan Mersin gibi bir şehrin yöneticisi olarak sosyoekonomik her kesimin de sorunu olduğunu düşünüyorum. Sadece yoksul kesimin değil, orta gelirlerin de, iş insanlarının da, esnafın da, çiftçinin de, sabit gelirlinin de, herkesin şikayetçi olduğu bir ortamı yaşıyoruz. Bildiğiniz gibi yerel seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi çıktık. Çok iyi bir sonuç bizim için. Doğal olarak çok uzun süredir böyle bir başarıyı elde edememiştik. Ama öyle bir noktada yakalandı ki bu, Türkiye'de yurttaşların umudunun yitirildiği bir döneme, geleceğe dair umutlarının yitirildiği bir döneme denk geldi ve tekrar bir umut yeşermesi oldu. Bu da bizim sorumluluklarımızı arttırdı. Çok daha fazla çalışmamız gerektiğini ortaya koydu. Burada belediyelerle ilgili bazı değerlendirmeler yapmak istiyorum. 412 belediyemiz var ve çok önemli metropoller Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tarafından yönetiliyor. Burada belediyelerin başarıları, belediye başkanlarının tutumu, özellikle ekonomik krizin yaşandığı bu süreçte sosyal politikalar konusunda ortaya koyacağı başarılı uygulamalar genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara giden yol açacağını düşünüyorum. Hem Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanının seçtirmek daha da rahat olacaktır ve parlamento çoğunluğunu da partimize kazandıracağını düşünüyorum. Her şey yerel yöneticilerin elinde. Daha çok çalışmak, daha çok girilmeyen yerlere girmek, köye de gitmek, sokağa da inmek, işçiye de gitmek, emeklinin de sorunlarına sahip çıkmak, hele hele bu ekonomik krizle boğuşan ailelerin içine girip çocuklarının eğitimine katkı sunmak, bütün bunlar belediyelerin yapacağı başarılı çalışmalar sonucunda belki de bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen birçok seçmenin bize oy vermesini sağlayacak yerel seçimlerde olduğu gibi. Şimdi Türkiye bir hukuk devleti ise doğal olarak hepimiz yasalara uymak durumundayız. Elbette ki eğer yasalar karşısında suç işlemişsek bunun da karşılığında cezamızı çekmek durumundayız. Ama burada gerçekten trajikomik bir durum yaşanıyor. Bir yargı faciası. Tabii ki henüz sonuçlanmadı ama dedikodular üzerinden yürüyoruz. Böyle bir kararın onanması durumunda istinafta gerçekten Türkiye'nin hukuk tarihine, yargı tarihine kara bir sayfa olarak geçecektir. Ben umut ediyorum. Şu anda kesinleşmiş bir karar olmadığı için de bunun üzerinde yorum yapmayı doğru bulmuyorum. Bunlar dedikodudan ibaret olur. Bu meşhur Ahmak davasının istinaftan döneceğini umut ediyorum. Ve artık Türkiye'de hukuk devleti anlayışının kazanmasını arzu ediyorum. Demokrasi kazansın, fikir özgürlüğü kazansın. Bunları umut ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son seçim yerel seçimlerde birinci partisi olan Türkiye'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzük ve program kurultayı işte cumartesi, pazar gün devam edecek. Bu bizim için çok önemli. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi her zaman, her dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan beri çeşitli dönemlerde hem tüzüğünü hem programını ülkenin şartları, dünyanın şartlarına göre değiştirmiştir. İlk hedefler beyannamesi var. Daha sonra Ecevit'in değiştirdiği tüzük ve program. İşte her zaman bunu yapıyoruz. Şimdi de böyle bir ihtiyaç doğdu. Tüzüğü en demokratik bir şekilde, bu siyasi partiler yasasına rağmen en demokratik bir şekilde işlemesi için örgütümüz aylardır çalışıyorlar. Ortak bir noktaya geldiler. Bunun burada hem tartışılması hem oylaması yapılacak. Ama bana göre tüzükten de önemlisi
Cumhuriyet Halk Partisi iktidar alternatifi. Son anketlerde de görülüyor ki vatandaşımız artık bu iktidardan umudunu kesti ve yeni bir iktidarın arayışı içerisinde. Bunun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Gördüğüm sokakta gezen, en çok halkın içinde bulunan bir yerel yönetici olarak ve uzun bir dördüncü dönem benim bu belediye başkanlığı dönemi. Biz bu Türkiye'nin sorunlarını, ister ekonomik sorunları, ister sosyal sorunları, ister üretim sorunları, ister dış politika sorunlarını nasıl çözeceğimizi bu programla yeni yapacağımızı ve eski programımızı da göz önüne alarak yeni programımızla halka artık tek elden Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları biz ekonomiyi, milli gelir dağılımını şöyle yapacağız, üretimi şöyle artıracağız, katma değeri böyle yaratacağız ve bunu nasıl hakça dağıtacağımızı artık onun dışında dış politikada, sosyal haklarda, kadın erkek eşitliğinde, dezavantajlı grupların sorunlarında, emeklinin sorununda bu konularda yani halkın yaşamaktan mutlu olduğu bir Türkiye'yi nasıl yaratacağımızı o programla seçim meydanlarına götüreceğiz ve halkımıza sunacağız. Ben bunun başarılı bir şekilde olur. Çünkü çok o konuda da çok deneyimli, bu partiye emek vermiş, bu sosyal demokrasiye inanmış ve dünya standartlarını bilen kadrolarla hazırlandı. Bunları tartışacağız, delegelere sunacağız, ilaveleri yapılacak, bazıları çıkarılacak ve güzel bir kurultayı Cumhuriyet beraberce gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayları başka partilere benzemez. Ben kurultayda en uzun belki kurultay delegesi olarak 3-5 kişiden biriyim. Uzun yıllardır İsmet Paşa döneminden beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin İsmet Paşa Ecevit kurultayında da görev yaptım. Ama ondan sonraki kurultayların tamamında kurultay delegesi olarak oldum. Bizim kurultaylarımız bir günde açılıp kapanıp bir kişinin söylediği maddelere oylayarak giden kurultaylar değil. Seçimi de demokratiktir. Konular da demokratik bir şekilde tartışılır. Bu kurultayda Türkiye'ye mesaj verecek, Türkiye'nin sorunlarını çözeceğine Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının mesaj vereceği bir kurultay olacak. Ve tüzük de demokratik bir tüzük olarak daha çok kadınların, gençlerin de yönetime katıldığı, ayrıca liyakatın, parti liyakatının da ön plana çıktığı bir tüzük olacağını düşünüyorum. Bu duygularla ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim ama son olarak şunu da sormak istiyorum siz buradayken. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir davası var, dava süreci var biliyorsunuz ki. Evet. Bu dava sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi şunu söyleyeyim. Yani adaleti sadece biz izlemiyoruz. Türk vatandaşlar dünya da izliyor. Böyle bir davadan bir kişinin siyasi haklarının ileriye atılması, yani yasaklanması dünyaya nasıl anlatırlar onu bilemiyorum. Ben bir ceza alacağını da düşünmüyorum. Vicdan bu ülkenin adalete hala güveniyorum. Yani ona da inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olduktan sonra yeni bir iddia koydu önüne. İktidar olmak. İktidar hedefindeki aşamalardan bir tanesi de tüzüğünde beklenen değişiklikleri yapmak, programını güncellemek. Bugün tüzüğü değiştireceğiz, programın da güncelleme çalışmasını başlatacağız. Umudu büyüten bir kurultay olmasını diliyorum. CHP'nin parti içi demokrasisini geliştirdiğini göreceğiz. Program tamamlandığında da CHP'nin Türkiye İttifakı yaklaşımını ete kemiğe büründürmek ve daha kucaklayıcı bir Cumhuriyet Halk Partisi yaratmak yolunda önemli adımlar attığını göreceğiz. Kuşkusuz Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde demokratik kültürü olan bir parti ve bakış açısı farklılıkları olacak ama biz bunları demokratik bir ortamda tartışarak gidereceğiz. Sağlayabildiğimiz noktalarda oy birliği sağlayacağız. Oy birliği sağlayamadığımız noktada da bir oylama yaparak çoğunluğu belirleyip yolumuza devam edeceğiz. Kesinlikle iktidar yolundaki önemli bir aşama. İnanıyoruz ki yürüyüşümüz hızlanacak. Güzel bir gün olsun, güzel bir kurultay olsun, Türkiye için hayırlısı olsun. Cumhuriyet Halk Partisi de
diğer siyasal partiler gibi, siyasal organizasyonların her biri gibi değişimden, dönüşümden, yenilikten besleniyor. Partimiz 5-6 Kasım kurultayında bir değişim yaşadı. O kurultayda hem önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hem de şimdiki genel başkanımız Sayın Özgür Özel taahhütlerde bulunmuşlardı. O taahhütlerin her biri partimizin gelişimine, değişimine, yenileşmesine, büyümesine fırsat veriyordu, cevaz veriyordu. Onları hemen uygulamak istedi parti yönetimi. Ancak mümkün olmadı tabii yerel seçim arifesinde. Ve bugünlere söz vermiştik. Yaptığımız her bir tüzük değişikliği, özellikle dijital demokratik katılım, bunu çok önemsiyorum. Çağa ayak uyduran bir Cumhuriyet Halk Partisi, sokak kadar hızlı koşan bir Cumhuriyet Halk Partisi, gençler kadar çabuk düşünen bir Cumhuriyet Halk Partisi, deneyimliler kadar iyi ölçen, biçen, tartan bir Cumhuriyet Halk Partisi'ni ortaya çıkartıyor. Bir iktidar yolculuğundayız. Yerel seçimde partimiz birinci oldu. Şimdi bir genel seçim hemen olmalı. Ama ne zaman olursa olsun partinin buna hazırlanması gerekiyordu. İşte bu tüzük kurultayı bunun bir parçası. Daha sonra yapacağımız program çalışmaları bunun bir parçası olacak. Daha sonra da iktidara geldiğimizde hükümet programını yazacağız. Onun için bu çalışmaların her biri çok önemli. Tabii iktidara giden süreçte en önemli iki araçtan biri. Tüzükle parti organizasyonumuzu düzenliyoruz, yeniliyoruz, güncelliyoruz. Programla da iktidara geldiğimizde neler yapacağımızı söylüyoruz. Kuşkusuz eski tarihli bir programla yarının Türkiye'sini kuramayız. Veya aksak gördüğümüz uygulamada yanlış olan, veya uygulanmış, doğru sonuç vermiş ama bugüne uygun olmayan maddelerle bir yere varamayız. Dolayısıyla bu yenilik bizim için kaçınılmazdı. Bir defa şöyle söyleyeyim, biraz önce söyledim, altını çizeyim. Dijital demokratik katılım çok önemli bir şey. Türkiye'de kamuoyunun ben bunu tartışmasını isterim. Dijital demokratik katılımı tartışmasını isterim. Kuşkusuz gençlerin, kadınların siyasete daha çok katılması konusunda önemli adımlar var. Bunun yanı sıra bazı yasal düzenlemeleri yapma zorunluluğumuz vardı. Yani partinin uyarı aldığı, işte bunları yönetmelikle düzenleyemezsiniz, tüzüğe yazmalısınız dediği noktalar vardı. Bunları biraz sonra açıklayacaklar zaten kurultayda ve madde madde delegelerimiz görüşecek. Yani ben birinci dönem milletvekiliyim. Onun için biraz daha rahatlıkla söyleyebilirim. Ama şu var, 3 dönem kuralını uygulayan siyasal partiler yenileşiyor. Ama zaman zaman deneyim aktarımı bakımından bunun zararını görenler de oldu. Dolayısıyla 3 dönem milletvekilliği yapıp deneyim kazanmış siyasetçiler yeni gelecek milletvekillerine, yeni gelecek siyasetçilere o deneyimini aktarmalı. Ve yeni gelenler bir daha en baştan deneyim edinmek zorunda kalmadan, partide herhangi bir aksamaya sebep olmadan o yürüyüşü sağlamalı. Yani 3 dönem kuralı çok konuşulan bir şey. Kulağa çok hoş geliyor. Çünkü gerçekten birinin 10 sefer milletvekilliği yapması falan kabul edilemez. Buna hiç söyleyecek bir şeyim yok. Ama o deneyim aktarımının olması partinin yürüyüşünde bir duraksama olmamasını sağlar. Ben 3 dönem kuralında orayı önemserim. Kurultayımızda geçmişten bugüne kadar özellikle 5 Kasım 2023 tarihinde yaptığımız kurultaya giderken hem önceki genel başkanımızın hem Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in kamuoyuna, parti tabanına yönelik onlarla yaptıkları görüşmeler sonucunda oradan gelen dönüşlere göre vaat ettikleri hususlar vardı. Aslında partide bir tüzük kurultayı ihtiyaç olarak uzun süreden beri nitelendiriliyordu. Bu tüzük kurultayıyla beraber de aslında 5 Kasım 2023'te bir liderlik değişimi belki gerçekleşti ama kurumsallaşma anlamında belirli kuralların artık tüzüğümüzde yer alıp
kim genel başkan olursa olsun uygulanması konusunda bir kapsamlı değişikliğe ihtiyaç vardı. Şimdi bunun yazılı metinler aşamasında bugün tüzüğümüzle ilgili olarak bugün yarın çalışmalarımız olacak. Yarından itibaren de program kurultayımızın hazırlıkları olacak. Program kurultayı ile beraber de evet şu anda mevcutta iyi bir programımız var ama sonuçta bu program üzerinden 10 yıldan fazla, 15 yıldan fazla süre geçmiş, hazırlanmış bir program. Türkiye'de, dünyada tüm bu süreçte değişen koşullar var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz geleceğe nasıl bakıyoruz noktasında yeniden bir tarifte bulunmamız gerekiyor diye düşündük ve devamında da program kurultayımızı gerçekleştirip liderlik, kadro, yani 5 Kasım'da liderlik, devamında parti meclis seçimiyle birlikte bir kadro ve bugün tüzük, bundan sonraki süreçte de program olmak üzere tümüyle bir yenilenmeyi tamamlamış olacağız. Tabii ki belediye başkanı olarak tüzük komisyonunda yer almıyorum. Ancak hem genel başkanımızın geçtiğimiz günlerde Ankara ve İstanbul'da il danışma kurullarımıza bizzat kendisini de gelerek örgütle, parti tabanıyla, üyelerimizle, delegelerimizle de buluşarak kendisinin anlatımları hem de kamuoyuyla paylaşılan hususlar var. Buna göre örneğin artık genel başkanımız Merkez Yönetim Kurulu'nu belirlediğinde bu isimleri parti meclisine güven oyuna sunacak. Aynı zamanda ön seçim bizim mevcut tüzüğümüzde de var ama çeşitli istisnai hükümlerden bahsedilerek, onlara değinilerek, onlara atıfta bulunularak ön seçimin uygulanmadığı dönemler oluyordu. Şimdi artık bu istisnai hükümleri kaldırmış olacağız ve ön seçimi aslında temel kural haline getirmiş olacağız. Aynı zamanda gençlik ve kadın kotalarının aslında eşit temsil diyoruz biz artık. Kadın kotasının kota olmaktan çıkıp eşit temsile gittiği bir süreci başlatmış olacağız. Yine genel başkanımızın kendi kontenjanı da dahil olmak üzere, genel merkez kontenjanı da dahil olmak üzere kullanımında gençlere ve kadınlara yer vermeyi de bir hüküm haline getirmiş olacağız. Bu da seçilecek sıralardan olacak. Aslında tüm bunların özetine bakarsak bir demokratikleşme var, doğru. Ama şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. En iyi metinleri de yapsanız önemli olan iyi uygulayıcıların elinde olması ya da kötü metinler de olsa iyi uygulayıcılar olursa o metinlerle de demokrasi gelebilir. Aslında bu bahsettiklerimizin tamamını Genel Başkanımız 5 Kasım'dan 31 Mart 2024 yerel seçimlerine giden süreçte ve sonrasında kendisi bizzat fiilen uyguladı hukuken yer almamasına rağmen. Örneğin ben o dönem parti meclis üyesiydim. Merkez Yönetim Kurulu'nu getirdiğinde ilk olarak parti meclisin güven oyuna sundu. Yine devamında özel bir zorunluluk olmamasına rağmen Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun süredir tarihi boyunca en çok genç ve kadın adayın yerel yönetimlerde adaylaştırıldığı bir dönemi yaşadık. Yine evet Ankara'da ben varım, İstanbul'da Avcılar ve Tuzla belediye başkanlarımız 30-32 yaşlarında, İzmir'de yine Narlıdere, Torbalı, Çeşme, pek çok yerde, Bodrum'da benden daha genç bir arkadaşımız var. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler artık hani eskiden işte kale olarak görülen yerlerde kimler yer alacak diye merak edilirdi. Şimdi artık gençler yer alacak, kadınlar yer alacak anlayışını genel başkanımız yerleştirdi ve bu süreçte aynı zamanda geçtiğimiz seçimlerde uyguladığımızda en az 2 kat 3 kat daha fazla yerde, ilk kez bu kadar fazla yerde bir yerel seçimde ön seçim uyguladık. Belediye meclis üyeliklerinde de belediye başkanlıklarında da en az 2 kat 3 kat daha fazla uyguladık. Bu zorunluluk olmamasına rağmen yaptık. Ön seçim uygularken de örneğin kotaları mevcut tüzüğümüzde de bir kota var ama önceden seçilemeyecek sıralarda da olsa yazıyormuş gibi olsun diye yazılırdı. Bu dönem şimdi tüzükte yer almamasına rağmen pencere usulü dediğimiz ilk 3'te mutlaka bir kadın yer alacak, ilk 5'te mutlaka bir genç yer alacak diye belediye meclis üyelikleri oluşturuldu. Dolayısıyla aslında her şey bir zihniyet meselesi. Bu zihniyet, bu anlayış, bu demokratikleşme ruhu hem genel başkanımızda hem de mevcut MYK'mızda, parti meclisimizde var. Bundan sonra da bunlar artık yazılı metin olarak geldikten sonra kim olursa olsun bu ruhla hareket etmek durumunda olacak. Partimiz için de önemli bir adım atılmış olacak.